Evet Şükran Hanımcığım, siz nasıl buldunuz? Ellerinize sağlık Şenay Hanım. Ben de patates salatasını beğenmedim. Neden? İçinde patatesler tam olarak ezilmemiş olan bile var. Pütür pütür ağzıma gelen. Peki, afiyet olsun. Ablacığım eline koluna sağlık. Şuradan baktığımızda iki patates de çok kalın duruyor. Yani bayağı bayağı patates duruyor. O yüzden alt ve üstün biraz ince olması gerekirdi. Yediğimizde havucun tadını şöyle yoğun yoğun alalım. Patateste karabiber bayağı yoğun olmuş. Evet, patateste karabiberi çok yakıştırırım ama çok aşırı yoğun olmuş. Bir de evet, ev yoğurdu kullanman çok güzel bir şey. Tam hamaratlık gösteren bir şey. Ama en azından onu biraz süzebilirdin torbada. Çünkü içerideki yoğurt da biraz sulu. En azından süzüp ev yoğurdunu süzmesini kullanabilirdin. Eline koluna sağlık diyorum. Sarmanın tadına bakalım. Nasıl olmuş? Buyurun. Evet Şükran Hanımcığım, nasıl buldunuz? İçinin lezzeti güzel ama yapraklar pişmemiş. Pişmemiş mi? Evet, bana öyle geliyor. Daha da çiğnemeye devam bana ediyorum. Bana pişmiş gibi geldi ama ellerinize sağlık. Belki pişmeyen mi denk geldi? Bu arada salamura yaprağı değil. Bahçeden toplayıp tuzlu suda haşladıkları yaprak. Yine daha diyorum, daha dişi şeydi. Peki Atife Hanımcığım? Vallahi bence yaprak pişmiş ama üst kısmı biraz yağsız olmuş. Zaten görünüşte de koyuşta evet, da is belli oluyor. Parlak bir dolma değil. Parlak durmuyor, yağsız olmuş. Ya koyuyordum, aceleye yağ koymayı unuttum. Bir baharatı var çok ama içinde. Pişirirken üstüne yağ dökmeden mi pişirdin? Ben inmesine yakın yağ döküyordum. Ha, anladım. O arada hem börek yapıyorsun, şey yapıyorsun, o arada çünkü hani ilk görünüşte bile hemen direkt göz yapıyor. Evet. Peki yaprak size pişmiş geldi mi? Vallahi yaprak pişmiş. Şükran Hanım. Hadi işimin arasında. Peki Bagiye Hanımcığım? Yaprak pişmiş. Ama içinde değişik bir baharat var herhalde. Biraz tuzsuz olduğu için ekşisi öne çıkmış herhalde. Biraz bence tuzsuz geldi ben, size. Bana tuzsuz geldi. Peki. Çok tuz olmasa yani, tuzlu olmasa daha iyi. Beğendiniz mi beğenmediniz mi? Yapraklı olmasını beğendim. O kadar da şey değil yani. Yenilmeyecek gibi değil. Peki tabağa baktığınızda bir hamarat hanım menüsü görüyor musunuz? Son kez bir şey bunu soracağım. Yani kolaya kaçılmış bir menü gibi kolaya duruyor. Kolaya kaçılmış bir menü. Kolaya kaçılmış. El açması, poğaça, sarma, yaş pasta, el aç. Yani kolaya kaçılmış. Bence kolaya kaçılmış. Sizi de göreceğim. Peki. Sizi de göreceğim. Sümer Hanımcığım. Şey demiyorum. Ekşiliği mükemmel. Afiyet olsun. Baharatı çok iyi. Ama yaprak pişmemiş. Normalde yaprağın azizliğine uğrarlar. Sen bugün şansına güzel bir yaprakla yarışmaya da girdin. Eline koluna sağlık diyorum. Tatlıyı merak ediyoruz. Bakalım, şimdi herkes tabii ki de yaş pastayı merak ediyor ama Sibel Hanım biraz daha bu işte haşır neşir olduğu için bakalım Sibel Hanım yaş pastayı nasıl bulacak? Hem çaylarımız hem de tatlarımız alalım. Ablacığım ellerine sağlık, bir servis tabaklarımızı sana verelim. Şenay Hanım, yorumları nasıl buldunuz? Menünüz gerçekten kolay mıydı? Kolay değil kesinlikle. El açması var, poğaça var, yaş pasta var. 2 saat içinde yaptım ben bunu. Bir de yani yetiştirdim de. Sizce kendilerini mi şartlamışlar? Yani şartlamışlar çünkü gidelim şunu şöyle yaparız, bunu böyle yaparız, söyleriz diyerekten gelmişler. Bugün sakinsiniz. Peki yarın nasıl olacaksınız? Yarın onları da göreceğim. Eğer menülerinde onu şey yaparsa ben de olmamış etmemiş diyeceğim. Evet, yaş pastamız geliyor Şenay Hanım. Şükran abla ne oldu? Ben böyle beklemiyordum. Ben de beklemiyordum, şaşırdım. Buzayı pasta gibi olmuş. Rulo pasta. Evet. Rulo pasta. Ben daha gel yuvarlak. Şöyle koyalım. Sibel Hanımcığım, sizden önce yorum almak istiyorum. Siz nasıl bir şey bekliyordunuz? Yani pasta bekliyordum ben. Bunun ismi bu pasta Rulo değil pasta. Mi? Rulo pasta. Evet, rulo pasta. Yani yaş pasta dediğiniz yuvarlak, katlı, kremalı vesaire olur. Ama bu yaş pasta değil. Bir isim farklılığı mı var ortada? Ya yaş pasta bu değil. Yani nasıl rulo yani? Pasta. Adı ne peki? Rulo pasta. Evet, rulo yaş pasta. Ama öyle belirtmediniz. Bize yaş pasta dediniz. Biz de yaş pasta olarak bekledik. Yani ama bu değil. Yani sipariş verirken yaş pasta ayrı bir, rulo pasta ayrı bir. Yaş pasta çok ayrı bir şey. Peki sen niye rulo pasta yazmadın abla menüye? Normalde yaş pasta dediğim için öyle sadece muzlu yaş pasta diye yazdım. Peki şunu soracağım Sibel, yaş pastanın içinde ne olur? Yumurta, süt, un, nişasta. Ben sadece yumurta katmadım. Aynı yani. Yok, o pastacı kreması olmuyor. Ya yumurta katınca mı oluyor? Evet. Ben bir pastacı olarak buna yaş pasta değil diyorsam yaş pasta değildir. Peki hanımlar, bu yaş pastayı, rulo yaş pastayı değerlendirmeye katmayacak mısınız?
Umduğumuzu bulmadık. Daha doğrusu umduğumu bulmadım. Hiç çıkmasaydı olabilirdi. Yetiştirilemeyebilirdi. O zaman derdik ki tamam çıkmadı derdi. Yetiştirilemedi. Ama ben bunu yapmışım. Sonuçta yine yaş pasta, muzlu pasta yani. Ama siz keşke muzlu rulo pasta deseydiniz. Evet. Yani siz yaş pasta dediğinizde... Yani ne var ki yani bu rulo ile yuvarlak olmasında ne alaka? Ama bakın şimdi gittiğiniz bir kafede oturdunuz. Vitrine bakmadan dediniz ki ben yaş pasta istiyorum. Ama sonuçta malzeme aynı. Bir sade yuvarlak olması. Şey, ama bu çok olması. Basit. Yaş pastaya göre bu basit. İki saat içinde... Sen oradasın. Yaş pasta daha uğraştırıcı. Tabii ki. O zaman sizden ben yaş pasta, yuvarlak yaş pasta bekliyorum ben de menüde. Yani bakacağız. Yani yaş pastanın tutması, yapımı daha mı zor? Şimdi pandispanyadır yaş pasta ve kabarması peki, gerekir. Peki bu ne? Bu da pandispanya ama bunun kabarmasa da olur. Ama bölünebilirdi de ya. Sonuçta buraya pasta çıkmış yani. Yani kolaya kaçmış diyorsun. Bagiye Hanımcığım nasıl buldunuz rulo pastayı? Sanki puding gibi bunun dışındaki. Ama onu normal öyle değerlendirmeyeceksin. Kendim yaptım ama normalde dışarı hazır olsaydı hani puding derdin evet. Ama yani elde yapılmış. Ama bir yaş pasta beklerdik yaş pasta. Sonuçta yaş pasta yani. Peki ama beğendiniz mi tadını? Yani. Çok da yani yaş pastayı beğenmedim. Sen yaş pastayı ümit ettiğin için galiba aynen anladım. Aynen öyle. Peki ölüyor ki beğendim yani o kadar. Demiyor. Bak, yani hiçbir şey beğendiremedik Bagiye Hanım'a. Atife Hanımcığım nasıl buldunuz? Gerçekten ben böyle bir yaş pasta bekliyordum. Onu iki saatte, bir buçuk saatte yapardım. Hayır şimdi öyle deyince hani... Ya rulo de, demek ki. Ama mesela pandispanyası güzel. Hani pastacı kreması olmasa da yine kreması yenilmeyecek bir şey değil. Ama hani şimdi böyle beklentiler yaş pasta olunca... Hani ondan ama öyle tadı güzel değil diyemem. Güzel emek vermişsiniz ama yaş pasta değil rulo pasta muzlu. Rulo pasta. Evet, ben de katılıyorum. Şükran Hanımcığım. Pudingli mi yoksa kakaoyla mı yaptınız? Kakaoyla. Sanki böyle, ben hazır kullanmıyorum. Ya sanki böyle puding sütün içine karıştırılıp da üzerine dökülmüş gibi böyle öyle duruyor. Ama sonuçta nişasta sanki... var, un var, illaki puding şeyine yani gelecek, koyacak. Yani size bir hazır havası mı evet, veriyor? Evet, evet. Tam böyle kakao yapımı. Kokusu gelmiyor. Öyle bir krema yapmasın ki şu anda hazır gibi görüyor. Evet. Yani demek ki güzel yapmışım. Fena değil. Fena değil. Peki. Evet Sibel Hanım, asıl geldik size. Buyurun. Kremasını beğenmedim. Gerçekten bir muhallebi. Yani un, nişasta, kakao, sütle çırpıp işte koymuşsunuz. Keşke içine çikolata koysaydınız. Bir nebze biraz daha sıkı tutardı kremayı. Biraz daha çikolata tadı gelirdi. Kremayı sıkı tutardı. Bir, yani bu iki saat içinde bu kadar soğuması bile yani. Peki ablacığım eline koluna sağlık. Pandispanyası lezzetli olmuş. Güzel. Şimdi bunu... Hadi yumurta kırmadın, muhallebi yaptın. Sade bir beyaz muhallebi yapıp onu biraz ılıklaştırdıktan sonra çikolatayı benmari usulü eritip eğer bunun içine sıyırıp mikserle çırparsan görüntü olarak bundan daha güzel bir görüntü elde edebilirsin. Ha ama ben evde de böyle yapıyorum. Ben zaten profesyonel bir şey yapmıyorum diyorsan orasını bilemem. Yani benim yaptığım hep böyle olduğu için böyle yapıyorum. Hani i̇şte sen o ismi oraya eğer rulo pasta yazaydın. Ama onu da takmasınlar yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.